Nerede lan bu? Nerede lan bu? Allahu ekber. Bulacağım lan o ilacı. Elin içinde olabilir mi acaba? Sen ne yapıyorsun lan bekar bir kızın odasında? Ne bekarı kız sana? Ben o kızı aldım ya. Hangi kızı la? Şirini, Şirini. Aldım, karım ettim ya. Ama Asiye'nin deli kızı bile evlendi. Ben evde mi kaldım? Allah'ım! Yarabbim! Haksızlık bu! Ay! Anam, anam, anam! Patladı. Gel hala, gel. Kurban olayım, gel. Benden bilecekler ya. Ana. Hayırdır damat, sen ha ne diyorsun ha buraya? Ana, Şirin'in kafa ilacı mı ne varmış? He, vardır. Vardır. Ya biliyorsun buna rahatlık anacığım, sağ ol ya. Madem biliyorsun böyle bir şey, niye bana demiyorsun? Kızım kafadan çatlak, dikkatli ol. Hop hop hop, sen ne biçim konuşuyorsun da benim kızım hakkında? Benim kızımın hiçbir şeyi yoktur, o sapasağlamdır maşallah. Az biraz titizdir, o kadar. Az biraz titiz. Kız ana, temizlikten aşındı, aşındı her yer. Evin duvarları, makineler. Kendimiz bile aşındık. E ne güzel işte. Ha bak, aklayıp paklamış seni. Daha ne istiyorsun ya? Ya ben karımla huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamak istiyorum anacığım. Ama o yer silmek istiyor. Çamaşır yıkamak istiyor. Çamaşır suyu istiyor ana ya. Kurbanıma benim o ilaçları bulmam lazım. Ha durum bu kadar vahimdir yani. Üf, hem de nasıl vahim. Ben rüyamda tuz ruhu olarak görüyorum kendimi. Gel benimle, gel. İlaçlar bende dur. Tamam anacığım. La sen gözüne ne oldu ya? Hı? Kızarmış hemen. İş kazası anacığım. Buyur. Buyur kurban olayım. Getir getir. İyice, iyice ovalayın bakalım hadi, iyice. Görüyorum hadi. Daha! 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 Yeter be, yeter. Allah Allah. Böcek miyiz, sivrisinek miyiz, biz kakalak mıyız ya? Ne kadar çok sıktın durdun be. Her yerinizi dezenfekte etmeniz lazım. Hadi ben ayaklarımı hiç hissetmiyorum. Çamaşır suyundan eridi vallahi. Kız gelin. Ya bari ayaklarımızı çamaşır suyuna bastırmayaydık yine. Neden? Ya ayaklarımız bir organ olduğu için olabilir mi acaba? Benim artık öyle bir organım yok. Vallahi da küçük parmağım düştü, eridi. Abo, yine aynı koku. Bir adım daha atayım deme. Hemen o çorapları çıkarıyorsun ve kapının önündeki leğene sokuyorsun. Hadi. Ne oluyor gülüm ya? O kereçte suyu hemen ayağını sokar mısın hayatım? Hadi de hadi, sok sok sok. Ha vallahi bak, bizim için saatlerdir çamaşır suyunun içerisinde. Vallahi kireç suyu hiçbir şey yapmaz canım. De hadi. Yavrum sonradan gel bizi kurtar. Vallahi bu hijyen manyağı kadın var ya, bizi maymun etti burada. Aşk olsun Camilla teyze. Yettim yenge hanım, yettim. Artık bütün dertleriniz son buluyor. Artık yerli yersiz yer silmeye, çamaşır ve bulaşık yıkamaya son. Ben sana ne dedim? Temizlikçi istemiyorum bu evde. Ne temizlikçisi? İlacını getirdim. Sen onu nereden buldun? Onayko! Ne ki o? Asiye annem verdi. Şirin'in kafa ilacıymış. Bunu içmen lazım. Kız sen gelin kafadan kum takmış ya. Helal. Benim artık ona ihtiyacım yok Baran. Nasıl yok? Varmış, varmış. Sende obsesif komposto... Böyle bir şey varmış işte. Bunu içmeden normale dönmüyormuşsun. Ben zaten normalim. Normal olmayan sizlersiniz. Yok kız, madem hastasın al şu ilacı da kurtulalım, biz de hastaneye inetme ha.
İçmeyeceğim. İçeceğim. İçmeyeceğim. İçeceğim. İçmeyeceğim. İçeceğim. İçmeyeceğim. İçeceğim. Ya inat değil mi? İçmeyeceğim. Ay Allah'ım sabırlar versen bana ya. Yaklaşma. Asker diye ayaklar kas. Eridi, eridi. Hiçbir şeyim kalmadı. Bilekten aşağı gitti. Ne oldu Nazgül? Ne oldu? Ne oldu? Ne diye ısrar ediyorsun? Gel gel. Aslı sen ne nazlanıyorsun Dreş? Belli ki önemli bir mevzu vardır burada. Ay, yine ne oldu? Altınlarım çalındı. Ne? Ya saçmalama Nazgül. Hangi canına susamışsa ne altınları çalsın? Kız! Etin elim çok haklı. O güzelim bırmalar var ya, o güzelim bırmalar. Bilezikler. Kıyamadığımız çeyreklikler. Hepsi avuç avuç çalınmış. Evet. Bu yüzden operasyon düzenleyeceğiz konakta. Operasyon mu? Hı hı. Ha. Peki bu operasyon kimi yapmayı düşünüyorsunuz? Aşağı mahalledeki Telak Efendi'ye. Hmm. Kız saçmalama. Yanaşmalara tabii ikisi. Canım eltlerim. Size kolay gelsin. Ben bu işte yokum. Aa, Drejiko. Sen şimdi bizi bu yolda yalnız bırakıyorsun yoksa mı yok? Aha, aynen öyle yapıyorum. Görüyorsun sukumsuz. Onca zamandır koynumuzda yılan beslemişiz. Ben inanamıyorum. Ya ne alakası var ha? Ben bilip bilmeden kimseye hırsız muamelesi yapamam. Aa, kusura bakmayın. Ya kızım bunun için bir şey bilmeye gerek yoktur. Bu yanaşmalar konağa ne zaman geldi? En son. Benim altınların ne zaman çalındı? Yanaşmalar geldikten sonra. Yani bunun için Sherlock Holmes olmaya gerek yok. Evet. Bak hatırlatırım. Siz zamanında benim de çok ahım almıştınız. Ama sonra ne oldu? Hı? Ne oldu? Pişman oldunuz. Kızım senin saf olduğun çok belliydi bir kere. O zamanlar bizim içimiz fesatıdı. Ama şu an öyle mi? He? O yanaşmaların gözleri var ya gözleri. Firfecir okuyor. He? Şimdi geliyorsunuz. Gidiyoruz yani. Bizimle misin değil misin? Nesin? Aa. Hey Belo. Eğer kimsen bu yolda bizi yalnız bırakırsan bir daha asla yüzümüze bakmayasın. Yanımıza bile yaklaşmayasın. Eltilerin şiddetinden, meşirretinden korkasın. Of, tamam tamam yapacağım sizin istediğinizi. Ay, aferin tatlı kız. Haydi bakalım düşün önüme. Haydi. Haydi. Ya kızlar, sizce biraz abartmadınız mı? Ayo. Da haydi bismillah. Bir. İki, üç. Aa! Haydi bir daha. Bir, iki, üç. Yeter. Kıpraşmayın, kıpraşmayın. Yat yere yat, 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 çabuk. Toplaşın şöyle, kıpraşmadan toplaşın ha. Çekil kız. Çabuk affet. Her yeri didik didik arayın. Bütün deliklere bakıp bulacaksınız. Ben de bacı. Kızlar çok özür dileriz. Korkmayın sakın, tamam mı? Bu nedir be? Utanmazlar. Belo, istiyorsa özür çiçeği getirseydin. Ara sana ne duruyorsun? Valla ben yapamayacağım Nazgül, kusura bakmayın. Am af burun bir kabahatimiz mi olmuştur? Ay yo, rutin bir kontrol canım. Sen rahatını bozma. Haydi kızlar haydi. Bütün deliklere bakıp bulacaksınız. İğne deliğine girse bile bulacaksınız altınları. Altın mı? He, altın. Simgesi AU. Rengi sarı. Atom numarası 72. Hepsi benim. Benim altınlarım. Çabuk nereye sakladınız söyleyin. Ahire mi yoksa samanlığa mı yoksa buraya bile mi? Bu nasıl laftır gelin ağam? Biz elimizi sürmedik senin altınlarına. Hah, almamışlar işte. Hadi gidelim Nazgül. Konuşma Direnç. Hiçbir yere gidemezsin. Arayın dedim size. Çabuk söyleyin. Vallahi gebertirim. Kendinizi ölümlerden ölüm be gelirsiniz ha. Kusura bakma gelin ağam ama ben bu iftiraya daha fazla dayanamayacağım. Gideceğim anlatacağım Kalender Ağa'ya her şeyi. O çözsün bu meseleyi. Kız! Dilber, sen kimi kime şikayet ediyorsun? Gelin ağam haklıdır. Arayın gelin ağam, arayın. Hatta bunun üstünü de arayın. İnsanoğlu sonuçta çiğ süt emmiş. He, doğru diyorsun. Aa, gel kız buraya!
üstümü başımı. Hayır. Yes. Nereye sakladın çabuk? Aa, bunu nereden aldın ya? İnanılmaz bir renk, bakar mısın? Nerede koydun? Altınlarım nerede? Ya. Çabuk söyleyeceksin bana. Ya. Nerede ya. Dedim? Nerede altınlar Dilber? Bu sesler ne oldu? Aa, koçbaşı. Naz, kız ne oluyor burada? Altınlarımı arıyorum. Burada. Nerede? Ya, yani burada. Ha, burada. Bunların üstünde bir yerde. Hissediyorum, çok yaklaştım. Bunlar gerçek mi ameliyatla? Kız, bana itirafta bulun. Nazgül, saçmalama, yeter artık. Ya sen hangi akla insanların odasına girip özellerini talan ediyorsun ha? Çabuk çık dışarı. Bırakın o, arasın. Hem zaten bu odada bulamaz. Ney? Kız, sen altınları başka bir yere sakladın da var mı deniyorsun? Çabuk söyle, nereye koydun? Ben gebertirim seni. Kız, bırak yapma. Kız, sakla. Şah damarına bastır. Bir dakika, bir dakika. Zaten bu karı benim her şeyime gözükmüş. Söyle çabuk. Bırak kız. Boğacım. Ya yeter, yeter artık be. Oğlum ne yaptın? Oğlum ne yaptın lan? Heja, iyi misin canım? Bir şeyin yok değil mi? İyi misin? Neyin var? He? Ana ne güzel. Kaan! Ne yaptılar sana? Çilek! Hadi kalk. Anam ne olmuş kız bura? Çekil kız. Kaan oğlum. Hayırdır, ne oluyor? İyi misin? İyi misin? Niye konuşmuyor bu? Kız ana neden olsun? Karısı bayıttı. Belki de öldürmüştür canım. Hanımım, istersen ambulans arayayım mı? Ver telefonunu, ben arayayım. Hayır! Hiç kimse hiçbir yer aramıyor. Kız niye? Arayıp ne yapacağız? Ha, bunun karısı kafasını patlat. Alın bunu hastaneye götürün. Karısından mapusa mı tıkın diyeceğiz? Diyemeyiz. Bir de o vardı mı? Ne yapacağız? Bu durumlarda hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Ağlama haber vereceğiz. Ha, bana Ayşe ne haklı. En doğru kararı kalender babam verir. Evet, çekil önünden çabuk. Çekil. Allah. Hadi Kaan abi, hadi. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında devciliğin bir hamam böceğine dönüşmüş olarak buldu. Ay. Zırha benzeyen kas katı sırtı üzerine uzanmıştı. Kafasını biraz kaldırınca kemersi çizgilerle bölünmüş kabarık kahverengi karnını gördü. Abo. Allah muhafaza. Benim dünürüm. Daha iç açıcı bir hikaye bulamadın mı? Baksana buna, böyle bir sanki bir örümcek adamın hikayesi gibi. Dünürüm, bu dünya edebiyat tarihinin en önemli hikayelerinden biridir. Abi. Tabii, onun için sen uyu, dinle ve rahatla. Sen nasıl duyuyorsun onu? Karnının tepesinde yorgan zar zor tutunabiliyordu. Tamamen sıyrılıp düşmek üzereydi. Geri kalan cüssesine oranla acınacak kadar sıska olan sıra sıra bacakları gözleri önünde çaresizce parıldıyordu. Ne oldu Bermudum? Niye tuttuk? Ya ben seni uydu sandım. Olsun, sen yerinde devam et. Ne olmuş bizim zavallı Gregor'a? En son hamam böceğine dönüşmüştü değil mi? Yazık. Birileri üzerine basıp ezebilir maazallah. Dedirim çok yaşadım. Anam! Ne oldu Ayşe? Ne diyor burada? Asıl siz burada ne ediyorsunuz abdam olarak? Biz mi? Biz sen gelene kadar kitap okuyorduk huzurla. İyi. Açayım mı? Neyi açacaksan açma. Hiç hazır değilim.
Gözümü ağam, gözümü. Ha, gözünü. Senin gözünü aç sen gözünü. Gözünü aç da. Kızım sen destursuz ne giriyorsun odadan kapısından içeri? Ağam, ağam. Nazgül oğlun karnın kafasını patlattı. Pekmezini akıttı, yetiş. Ney? Haydi Heja, iyice öf bileklerini. Haydi iyice öf, öf. Ofuyorum anlamam. Kaan abi, Kaan abi, Kaan abi. Uyandın mı? Ejtehez dıkı, cemile tettümürüm. Ne koçi? Ejtehez dıkı, cemile tettümürüm, dümürüm. Su istiyor, su. Evet, bir bardak su istiyor. Sadece o kadar. Kaç oldu? Vah, vah, vah benim. Oğlum benim, oğlum. Ne oldu sana, de bana. Gör bak baba benim halimi. Senin o hırçın gelinin öldüre yazdı beni. Çok canın acıyor mu? Kafam. Kafam yok gibi baba. Kafamı hissetmiyorum. Yoksa... Kafadan sakat mı oldum ben? Yok tövbe de oğlum, tövbe de, tövbe de. Hiç hemen geçecek, hiç merak etme sen. Geçmiş olsun Kaan evladım. Şey babacığım, kanamayı durdurduk ama yine de hastaneye gitsek iyi olur diyoruz. Ne? Ne hastanesi canım? Beni direkt jandarmaya götürün, mahkemelere götürün baba. Şikayetçi mi o koca katili kadından? Yok oğlum yok. Sen hiç merak etme. O işle ben ilgileniciyim. Anladın değil mi? Kaç bu? 3,5. Kaç? 3,5. Dünürüm benim. Sen arabayı ayarla. Biraz da toparlan. Oğlanı, Kaan'ımı hastaneye götürün. Hemen dünürüm ben. Haydi. Ben de gidip o katil zanlısı gelinime bir haddini bildireyim de. Ne manşa? Ağam. Nerede o? Yukarıda Asiye'nin odasında. Şimdi tataramına geldi. Öf beni Heyecan. Öf Heyecan. Ah sen de bunu öf. Oh kafam ağır. Ay ben ne ettim? Ellerim kırılaydı. O vazoyu oraya koyan da gün yüzü görmezsin inşallah. O yeter da yeter Nazgül. Ay içim şişti ha. Nazgül! Sen... Sen kim? Sen kim oluyorsun da benim oğlumun kafasını kırıyorsun? Cevap ver bana. Baba. Kız! Cevap verme bana. Peki baba. Sen Nazgül sen. Bu konağın ağasının, kocanın kafasını neyine güvenerek patlatıyorsun? Cevap ver bana. He, şimdi baba. Sus! Cevap verme bana. Sen nasıl istersen baba. Cevap verme bana. Ne olmuş olabilir ki ne? Ne yapmış olabilir ki ne benim oğlum? Onun kafasını karpuz gibi ortadan ikiye ayırıyorsun. Cevap verme bana, sus. Cevap ver bana. Cevap ver bana. Cevap ver. Cevap veriyorum. Ben altınlarımı arıyordum. Önce Dilber'e saldırdım. Sonra Kaan geldi kavga etti. Sonra ben Heyecan'ın boğazına yapıştım. Kaan bana tokat attı. Ben tataramına geldik derken yerdeki vazoyu kaldırdığım gibi. Bakın hikayenin en canlı noktası bu. Kaan'ın kafasına geçirdim vazoyu. Kaan'ın kafasını patlattım. Böyle oldu. Evet aynen böyle oldu. Tamamen nefsi müdafaaydı baba. Ya Kaan'a el kaldırırsan var ya senin o ellerin var ya o ellerini. Kır baba valla kır merak ettim ama bir daha hocam el kaldırırsam. Kaan nasıl iyidir yoksam yok. Ey ey yaşıyor. Allah'tan kafası kalınmış yani. Aa. Kafası taşmış taş. Harika haber. Ben galiba böyle kaldım. Gel. Hadi gülüm hadi. Bir tanecik. Bir tanecik benim için bir tanecik. Bir tanecik kız. Benim için benim için bir tane. Hadi. Ya içmeyeceğim diyorum içmeyeceğim. Uğraşmayın ya boşuna. Aşkım
Bak bundan bir tane içince hayatın değişecek. Böyle her şey toz pembe olacak. Bak bak bana toz deme. Toz deme bana bak. Ertan'ın kaşınıyor Baran. Ha, kız şundan bir tane içse valla kaşıntı neyin kalmayacak dur. Ya içmeyeceğim. İçmeyeceğim. Boşuna uğraşıyorsunuz. Ya bırakın. Hah ben anladım. Bu çakal çakal. Sen Möhteber'i parmağında oynatmak istiyorsun değil mi? Maşallah sana. Aferin kız yeni gelin dediğin böyle yapar ha. Bana bak bunlardan ne istiyorsan bunu karşılığında iste al ha. He gülüm ne istiyorsun? Bu ilacı içmek için benden ne istiyorsun? He vallahi bak sen onu içmiyorsan anında buradan buraya 20 tane burma alacağım ha. He 20 burma neymiş? Eğer o bunu içsin ya da şu temizliği bıraksın ona ev alacağım. Ne evi ya? Kız kız. Ya. Kız kız. Anne. Araba. Otobüs, trolleybus. Ne istiyorsun bunu içmek için? Uçak mı alayım? He valla mazgül olsaydı gözünü sevdiğim çeyre altına bütün kutuyu bitirdiydi. Ha, dur. Ya ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ben temiz, tozsuz ve mikropsuz hayatımdan gayet memnunum. Kız biz mutlu değilik. Allah Allah. Ay yok ben kafayı yedim. Aha da sen içmiyorsan ben... Ay ya ver bakayım bu tozlu tozlu. Ben içeceğim onu. Ne? Bu ne be? Ver şunu ver. Ana yuttu ya. Allah'ıma dayanamayacağım ben de içeceğim. Ya Baran ne yapıyorsun bırak. Lan deseye bırak. Beni bu deliyle rahat da baş başa deyip bırakmayın ha. Ben deli değilim. İç 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 iç. Koptan delirdin. Andan önde geldim ha. Artık ya. Gelemez. Hece ona odada kahvaltı ettiriyor. Getir be. Ay rahat bırak çocukları da garibanlar karınlarını doyursun ya. Niye öyle diyorsunuz? Benim çocuklarım anaları açken asla ağızlarına bir şey almaz. Boğazlarında kalır. Yok vallahi ana hiç de kalmaz. İyi nankör evlatlar. Sizi doğuracağıma külçe altın doğuraydım. Pür size. Ay kız rahat bıraksana çocukları da. Kendin ettin, kendin buldun. Asıl sana bu. Ne bağırıp duruyorsun be? Ya Asiye haklı. Ya Kaan seni boşa saymış yerim. Sen dövüneceğine boşamadığına dua et. Vah! Ben inanamıyorum. Möhteber ana yok diye böyle yapıyorsunuz de ki. Allah kimseyi üvey kaynana eline düşürmesin. Amin. Nazgül, benim kızım. Boşu boşuna kendini acındırmaya kalkma bize. Bak senin başına ne geliyorsa, aha bu inadından, hırçınlığından geliyor, bak sana diyeyim hele. Baba ben boş yere hırçınlaşıyorum. Ama öyle ama böyle. Keskin sirke küpüne zarar. Bak benim kızım, vakit kaybetmeden senin bir psikoloğa görünmen lazım gerek. Aa çok haklısınız Dünür'üm. Sanırım Nazgül kızımızın bir öfke kontrolü problemi var. Ne? Benim. He, senin. Ama merak etme, yalnız değilsin. Bu konaktaki her gençlerin kafasıyla bir problemi var, biliyor musun? O sebepten iyi bir psikolog bulup toptan görünmemiz lazım. Gerek yine indirim alalım. Grup terapisi diyorsunuz yani. Ha. Çok mantıklı. Hazar, Gökhan. Bak hele bir sorup soruşturun, bir bakarak olun bakalım iyi bir psikolog var mı? He, sen baya baya ciddisin öyle mi baba? He. Babacığım şöyle yapalım, biz bugün hastaneye gidecektik Bella'yla. Gitmişken oradaki psikologlarla görüşelim istersen ha. Görüşün. En azından bir fikir sahibi olmuş olur. Olur baba. Hadi aşkım gidelim o zaman yoksa geç kalacağız. Tamam hayatım gidelim. Hadi kalkın ben bırakayım sizi. Yok 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 hanım hiç gerek yok. Böyle her seferinde peşimizden sürüklenmenize gerek yok. Gideriz biz. O nasıl laf ya öyle benim abim. Zaten benim de o tarafta işim vardı yolumun üstü. Hadi ben sizi bırakayım. İyi madem hadi gidelim. Hadi gel. Ne alacağım bu çocuğun halı? Kız ne
Yazgül. Kız ne zamandır böyle yoluşamamıştık ha. İyi oldu, deşarj olduk ha. Ay. Herzimizi birbirimize çıkartmak o kadar iyi geldi. Valla pambık gibi oldu. İyi de gari. Yoluşmanın kısası makuldür derler. Ben seni makus kaderinle baş başa bırakıyorum. Madem ne olsun ne yapalım. Oh Allah çok şükür. Nazgül. Aman ne oldu kız, hortlak gördün ne yaptın? Kız keşke hortlak olaydı, dönem bizisi çeviriyorlar ya burada. Aa devala, kız kim oynuyor? Gel gel, kocam oynuyor ha bak. Şehzade ortaya böyle malak gibi yayılmış. Cariyeler de etrafında fır dönüyor. Afet, sana buradan bir kafa atarım. O şehzadeler film şeridi gibi gözünün önünden geçer. Kız daha ne kızıyorsun? Git de şehzadene kız. Baksana haremini kurmuş, görmüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Üç çocuk babası şehzadenin niyetini naklen izliyorum. Müslü, buraya gelin. Kız Nazgül ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Çocukları da alacağım, burayı terk-i diyar eyleyeceğim. Kapacığım, anlamıyor musun? Gözden ırak olan gönülden bırak olur. Affet, anla bu bir taktik. Çocukları götüreceğim. Kaan da Mel'le Satılmış'ın yokluğuna dayanamayacak. Bizi oradan alıp getirecek. Anlamıyor. Müslü, Ceyla kime diyorum? Ne var ana? Kız anaya ne var demez, vallahi çibertirim ha. Hazırlanın, gidiyoruz. Nereye? Babaannenizin evine. Elti Leyli, yanlış yapıyorsun. Afet, şunu unutma. Uzağa sıçrayabilmek için önce bir iki adım geri gitmek gerekir. Böyle olur. Evet, böyle olur. Ya kızlar. Sizin de kollarınız maşallah bayağı kuvvetliymiş canım. Yorulmadınız mı ya? Yok ağa. Sağ olasın ağa. Haydi siz konağa girin de konağın işlerinden geri kalmayın. Bana bir heja yeter. Nasıl istersen ağam. De haydi. De haydi. De haydi. Ah hecacığım ah. Biliyor musun? Ya... Ben bu konakta bir kere bile gün yüzü görmedim. Hep bir mobbinge uğradım. Hep bir üzerime oyunlar oynandı. Yani böyle bir tatlı çift söze, bir hoş sohbete vallahi aç kaldım ya. O yüzden anlat bakalım. Kimsin sen? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Nesin? He? De haydi. Vallahi ne görüyorsan oyum ağam. Babam biz küçükken gelmiş Urfa'dan. O tarla senin, bu tapan benim, çalışmış durmuş. Sonra sakat kalınca çalışamaz olmuş. Kardeşlerim de sen, her biri ufacık. El mahkum, ben çalıştım, hepsine baktım. Vah vah. Peki, anan nerede kız senin ha? Anam sizlere ömür ağam. Başın sağ olsun. Sen sağ ol ağam. Peki, kardeşlerin nerede, baban nerede? Onları özlemeyeceksin mi? Kardeşlerimi özleyeceğim de babamın şeytan görsün yüzü. O niye kız? Babam için ha malı ha kızı. Hiçbir farkı yoktur ağam. Sır sofradan bir boğaz eksilsin diye derdi günü bize evermek. Evermek değil mi? Peki sen istemedin mi evlenmek ha? Yani kaderimizde varsa boynumuz kıldan incedir ama... Yani ben evleneceğim adama içim ısınsın, gönlüm kaysın isterim. Yoksa istemem. Ya belki sen de evlendikten sonra severdin kocanı ha? Yok ağam. Zaten Korkut Ağa gelmeseydi babam beni 70'inde bir aya 4. kuma diye verecekti. Ama şansım varmış ki sizin gibi bir prensin... Ama yani ağanın yanına düştüm. Allah senden razı olsun ağa. Amin yani inşallah, inşallah benim kafam düzelsin de ondan sonra daha iyi olur tabii.
müsaaden olursa ben çocuklarla birlikte Möhteber Ana'nın yanına gideceğim. Hayır olsun Nazgül. Ne oluyorsa sen de mi reisliğe özendin? Ben inanamıyorum babu. Ne alakası var? Ben kocama karşı büyük kabahat işledim. Bu yüzden gidiyorum. Apır sapır konuşuyorsun karşımda. Yani karı koca arasına girilmez diyesim var ama dilim varmıyor işte. Kızım sen ne yapmışsın? Tutmuş oğlumun, yani kendi kocanın kafasını patlatmışsın ya. He vallahi. Ama o kadar pişmanım ki babu. İşte ben de diyorum ki gideyim biraz ayrı kalıp kendimizi dinleyelim Kaan'la. Dinleyin tabii, dinleyin. Dinleyin. Ama velacığım ya işler sen istediğin gibi gitmezse? Nasıl yani babu? Şöyle yani Nazgül. Yani diyorum ki Kaan ya bu halından mutlu ve mesut olursa ya sizi özlemezse diyorum. Ay yok baba öyle şey olur mu hiç? Ben Kaan'ımı tanırım. Onun hırsı geçsin çocuklara da manda dayanamaz. Alır getirir bizi buraya. Ha yani sen şimdi diyorsun ki ben bu cimmileri kalkan olarak götürüyorum öyle mi? Evet. Ay yok babu. Ben inanamıyorum. Ben hiç öyle şey yaparım. Benim karşımda kıvırtıp durma Nazgül. Ama sana diyeyim bak. Bu tuttuğun yol yol değil kızım. Ben yolumu bir şekilde bulurum babu. Hakkın helal et. İzin ver elini öpelim. Babu, son bir maruzatım daha var. İznin olursa Kaan'la bir veda konuşması yapmak isterim. Hakikaten mi? Kızım sonra herslenip bu sefer de benim oğlumun ağzını burnunu kırmayasın. Ayo babu. Ben hiç öyle şey yaparım. Tövbe billah yapmam. Hemen ağzı var dili yok. Öyle sessiz sakin bir karıyı biliyorsun. Güzel güzel konuşacağım. Cimmi. Söyle o babana, anam bizi de alıp babaannemlere gidiyormuş de. Baba, annem diyor ki bizi de alıp babaannem bile gidiyormuş. Mıstık, söyle anana, o cehennem var ya o cehennem, onun en dibine kadar yolu var. Ana, babam diyor ki o şey var... Duyduk. Söyle ona, dua etsin ki ben baba ağaya söz vermişim. Yoksa ben ona benimle nasıl konuşması gerektiğini öğretirim. Mıstık. Söyle anana, bir insan önce kendi insan olacak, kendi. Söyle ona Cimmi, eğer kim bir daha aman laf sokarsa, ben... Ne yaparsın? He ne yaparsın? Vazoyla kafamı mı kırarsın ki kırdın zaten, pis kriminal kadın. Aa, müsaadenizle ben gideyim. Sen gidebilirsin Ejacığım. Lan, nereye bakayım lan? Ceylan sen söyle kızım, de ki babana... Anam bir daha seninle muhatap olmuyormuş. Baba. Öyle mi Ceylan? Sor bakalım anana. Madem öyleyse niye hala karşıma geçip bana laf yetiştiriyormuş ha? Biz onu adam sandık da kızım de ona. İki çift laf ettik ama hata oldu. Desene kız. Zorlama kızım kendini zorlama. Ceylancığım sen şimdi git içeri içeriden sinek ilacını getir. Çünkü burada vız 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 bir sinek var uçup duruyor beni rahatsız ediyor. He vızıldıyor. O sinek şimdi de merdivenlerden aşağı iniyor. Öyle bir sinek ki sıska, küçük değil ama mide bulandırıyor. Söyle anana apır sapır konuşup beni delirtmesin buradan kalkmayayım bak. Neyse çocuklar. İlk hedefimiz Möhteber Ana'nın evi. İleri. Tatlımışı sevmek isteyen ayol yürü. Songül. Onun adı Songül kaç kere söyleyeceğim. Ha ondan. Anam, hele sen gelsene iki dakika konuşak. Konuşak yavrum, konuşak evlat. Hayın! Sen daha burada mısın? Merak etme gideceğim ana. Ama gitmeden önce de iki çift laf edeceğim. Asıl benim sana iki çift lafım var burada bekle beni. Aslanım, edilecek bütün laflar edildi. Biz haydi gittik. Yolcu yolunda gerek. Yok. Bekleyek bakak anam son sözünü söylesin. Daha ne diyecekse. Allah! Sabunun ya! Sabunun! Sabunun! Yaktım sizi! Yaktım aynen! Demek sen babana vazifat diyorsun ha! Demek sen
babana kazı katıyorsun ne? He? Hayın bu, hayın, hayın. Tamam, dur kız, ne diyorsun sen? Hele sen hiç konuşma. Allah! Hiç konuşma. Allah! Anam, kız kafayı yedin. Dünürüm, bir şey yapmayacak mısın ya? Hakikaten abi ya. Bravo, elleşmeyin. Ne halleri varsa görsünler. Ne bileyim ben ya? Acaba hakikat mi derlendi ya? Vallahi şaka yapıyor gibi görünmüyor ha. Ya Gökhan, afiyet açınca ananızım ben, ananız. He, fışık. Açalım da bize kıyma kebap et değil. Ya afiyet, ne karıştırıyorsun şimdi kıymayı kebabı ya? Şov yaptım ben, şov şov. Şov mu? Ne şov ana? İnsan şov olsun diye oğlunun kafasını yarmaya kalkar mı? Ya oğlum deli misin sen ya? Baba arkasından fırıldak çevirdiğimizi anlamasın diye ettim. Yoksa deli miyim ben? Niye balayla kovalayayım sizi ya? He canım, zaten Nurma da hiç yapmadığım bir şey. Hadi hadi, neyse şimdi balınızı, bırtınızı toplayın. Doğru mu öte bir ablamın evine, tamam mı? Ayşe! Demek siz beni terk ediyorsunuz ha? Hayda, başladık yine de. Buyur kaç Gökhan, kaç! Kaçmayın! Kaçmayın! Ya niye bakıyorsunuz suratıma? Hadi kaçsanıza. Değerlem, sen de bir karar ver artık kız. Kaçak mı, kaçmayak mı? Kaçın, eminim ve son kararım. Kaç. Yeter lan, yeter, yeter. Allah'ıma kitabıma bu konu atamayım, buna döndüm ya. Ayşe! Kaçmayın! Ayşe! Kaçmayın! Ayşe! Kaçmayın! Kaçmayın! Sen karışma Türkmen abla. Bırak beni Türkmen abla. Bu aile işi bir mesele. Ayşe! Ne yapayım yani? Bırakam da çocukları parçalayacağım mı ya? Çocuk mu? Çocuk mu? Böyle bir çocuk doğurmuş olamam ben. Çocuk deli düşman bu. Kim bilir, belki de ben doğurmamışımdır. Mötefer abla doğurmuştur ha. Tut mu? Tut beni Türkmen abla. Tut, evlat katil olacağım yoksa. Ayşe tamam, yeter ya. Yeter, dur. Duramıyorum, duramıyorum ya. Sen beni biliyorsun Türkmen abla. Ben bu balayı elime aldığımda kendimi durduramıyorum ya. Tutma beni. Gitme. Ayşe. Gitme. Ayşe. Ayşe, tamam yeter, yeter yani. Siz daha dönek değilmişsiniz ama ha. Vallahi bak, yürü, yürü Ayşe, yürü. Tutma beni. Tamam Ayşe. Tutma, tutma beni. Tamam Ayşe, tamam, tutmayayım. Gel buraya, yürü dedim sana. Ne güzel içim geçmiş ha. Ama içim dayanmış vallahi ya. Nazgül, kız Nazgül. Ezit ezdikim, cevilek. Ne? Ulan Nazgül mü kaldı? Nazgül gitti ki ne? Ne? Ana, her şey. Ağam buyur, bir şey mi istedin? Az yuta az dıkımcı evine ta dımırım. De hayda. Ne oldu kız? Niye güldün? Yoksa yanlış mı söyledim? Telaffuzum mu kötü? Yok yok ağam, çok iyi. Yani insanın içinin yağları eriyor. Öyledir. Benim telaffuzum öyledir. Ayıptır söylemesi. Vallahi asıl bir de Bruce Willis bakışım var. O akıllara zarardır. O nasıl oluyor ya? Şöyle. Ezci de ezdikim. Şey, evine de demirim. Nasıl? Vallahi benim diyen aktörlere taş çıkarsın o. Ya, ya. Ah biraz daha boyum uzun olsaydı kesin jön olurdum ama... işte bu konakta harcanı yok. Öyle deme. Senin kıymetini bilenler de var. Bilen mi? Ben sana suyunu getireyim, ılık mı olsun, soğuk. Soğuk getir Ece'cim, soğuk. Niyeyse bir anda içim yandı vallahi. Hakikaten. Ezdi ezdi kım. Şu evine tedbim hocam.
Yemin ediyorum çok karizmatik adamım ya. Hakikaten harcanıyorum bu konak. Maşallah Afet, senin de konaktan arkana bakmadan kaçasın var ha. Benim bu konakta canımı kurtarasın var. Ya senin ananı sağa solu belli olmuyor bilir mi? Böyle uykumuzda neyin paralara geliriz maazallah. Doğru diyorum, ben artık anama bile kefil olamam. Hey anne. Hayırdır? Yolculuk nereye? Geleceğimizi kurmaya. Özgürlüğe. Adalete. Daha mutlu yarınlara. Sabıta müdürlüğüne. Yani yolculuk nereye? Ya Mühteber ananın evine. Bundan sonra orada kalacak. Öyle mi? Vallahi Afet gitsin ciğerim de sen hiç boşuna yorma ayaklarını. Erkekler içeri almıyorlar. Hatta erkek gördün mü delleniyorlar. Hiç de bir şeycikler olmaz. Biz kararımızı aldık. Hem öyle apır sapır konuşup da benim kocuşumun aklını karıştırma. He? Biz artık para lady tarafından transfer olduk, pambık ladycik. Vay vay. Babamı sattınız demek ya. Bak. Ya niye herkes bize satış müdürü muamelesi uyguluyor anlamıyorum ki ya. Ya biz bir karar aldık. Bundan sonra yolumuz Pamuklaydın yolu. O kadar. Vallahi Gökhan Hanım, bu yolunuz yol değil. Heder ederler sizi o yolda. Lan benim evimde karımı alıp koydular. Size neler yaparlar Allah bilir. Vallahi bir şey diyeyim Baran'a. Burada kalıp da anamın palasına geleceğime her yere giderim ben. De haydi tutma bizi, biz gidiyor selametle. Hadi eyvallah Baran'a. Kapıcı aç kapıyı. Elizabeth, seni köyde John'la görmüşler. Neden? He? Gel, gel aşağı gel. Kim arıyor kız? Bak bakayım. Eyvah, karım yazıyor. He. Ben konuşmayacağım kendisiyle. Sen konuş. Ağam meşgulde. Haydi aç. Alo, buyurun Kaan'ın telefonu. Alo? Kimsiniz? Kocamın telefonunda ne işiniz var? Çabuk bana Kaan'ı verin. Ağam biraz meşgul. Ne diyeceksiniz bana diyebilirsiniz. Ya sen kimsin de benim kocamın meşgul olduğunu söylüyorsun? Yoksa onu sen meşgul ediyorsun ha? Söyle çabuk, kimsin? Kaan Bozok'un şahsi hizmetkarıyım. Heca! Kız, o telefonun ucundaki canına susayan sensin yoksam yok. He, benim gelinim. Kız, senin yıkanacak çamaşırın, yapılacak yemeğin yok mudur? Ne demeye benim kocamın başında nöbet tutuyorsun ha? Malum ağam kafa travması geçirdi. Başında beklemek lazım gelir. Bana bak Mar. Çek ellerini kocamın telefonundan. Vallahi oraya gelirsem çivertirim ha. Kaan'ı ver dedim. Ne diyor Heca? Sen istiyor. Ya kalmadı de. Canından bezdirdin, yedin bitirdin, kalmadı de. Uy, Kaan. Ya konuşmayacağım bu kadınla, söyle. Arayıp rahatsız etmesin beni. Gelin ağam. Ağam seninle bir daha konuşmayacakmış. Bir daha onu aramayacakmış. Sen ona söyle. Asıl o beni bir daha aramasın. Ağam, asıl sen gelin ağamı aramayacakmışsın. Hı. Kul istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Aramayacağım. Onu belediye arasın. Haydi kapat kız telefonu. Kapat, yüzüne kapat. Şak. Tamam ağam, sen nasıl istersen. Aferin. Devam. Haydi. Kaan. Kaan! Kız! Ne çemkirip duruyorsun ki Seyra, ha? Senin bu kıvırcık zampara oğlun benim gitmeme fırsat bilmiş de yerime Heca'yı koymuş. Ya kız, Allah aşkına şöyle deli deli konuşma ha. Doğru diyorum. Almış Heca'yı genel görevde şahsi görevine atamış. Ya nasıl? Oğlumu elden ayaktan düşürdün. Kız, yani bir şeylerini yaptırmak için insan kişiye ihtiyacı var. Tübe. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Ben bunu hak edecek ne yaptım diyor ya. Kız, sen benim oruçumun kafasını patlattın ya.
Vallahi benim aklıma geldiği şu anda benim bak sinirlerim bozuluyor. Bak. De haydi gözümün önünden git. De haydi git sinirlerimi oynatma. De haydi yürü. Ben yapacağımı biliyorum. He. Ben yapacağımı biliyorum. Tüh Allah sabır sen. Ya ne güzel rahatlamıştım. Bu kadının sesini duydum. Yine gerim gerildim. Hakikaten her yerim kasıldı vallahi ya. Merak etme ağam, ben seni rahatlatırım. Rahatlat beni Ayşe'cim. Vallahi her bir yanım negatif elektronik iyonlarıyla yüklendi. Haydi al benim elektriğim canım. Al. Heh şöyle omuzlarıma doğru evet. Kasların da iyice gerilmiş. Ah. Gerilir tabii. Bak şunu hiç unutma Heja. Eğer bir konakta Nazgül varsa o konakta şiddet vardır. O konakta baskı vardır. O konakta öfke vardır. Yahu ben resmen korku filminde yaşıyormuşum. Haberim yokmuş. Ağam ister misin seni şöyle güzel bir hamamda çimdireyim? Ne? Hay aklınla bin yaşa Heja yahu. Evet beni bir akla pakla çim beni. Yani çimdir beni. Evet. Ben şimdi hemen hamama hazır edeyim, sen çağırım olur mu? Olur canım, haydi. Ulan yemin ediyorum yine dört ayağının üzerine düştün Kaan'a. Lüküs hayat oğlum, vallahi lüküs hayat ya. Ben soyunayım. Şirin. Efendim yenge? Bu evde kıvırcık vardır yoksa mı yok? Vardı ne yapacaksın ki? Doğrayacağım. Bitmiş. Hı. Şirin. Man daha çok kıvırcık ver. Daha. Tamam. Ben anlıyorum seni. Lakin kıvırcığımız kalmadı. Ama göbeğimiz var. Yersen yani kesersen getirebilirim. Kolay gelsin bacılar. Ay yenge. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Geldiniz. Kız Eltoş. Sen ne iş görüyorsun burada? Delirdin. Kıvırcık. Yersin. Ay yok canım, ben de gaz yapıyor. Ben de yapmıyor. Aa, bu valiz ne? Yoksa Kaan abim yengemin eşyalarını mı gönderdi? Yok bacım, ne eşyası? Biz kendimizi toptan getirdik. Nasıl yani? Ha şöyle yani. Ay canım, biz de artık pampık leydi tarafındayız. Oo. Demek sonunda baba o kadar kafayı yedi. Sonunda konaktaki tek akıllı ben kalacağım. Yok bacım o öyle değil. Anam delirdi. He kız o palasıyla bir koşuşu vardı ardımızdan. Ay canımızı zor kurtardık. Pala. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Kalindir ama da sana elçi göndermiş maşallah vallahi. Yok Kamila teyze, bizi kimse katliyen göndermedi. Bizzat şahsi, özgür ve hür irademizle Pamuk Lady'nin kanatları altına sığmaya geldik. Başkanım, bundan böyle emir ve görüşlerine her daim hazırız. Hayal eşirdi siz, taraf mı değiştirdiniz? He ana, yani iznin olursa bu davada senin yanında bulunmak istiyoruz. O pampık tarlasını birlikte sürek diyor. Kız ne diyor bunlar? Ben hiç anlamıyorum. Ne yapacaklarmış sana be? Ben anladım Kamile bacım. Ben anladım. Edo'ydu. Öpseniz pampık lady'nizin elini. Ay canım. Sen? Öpeyim başkanım. Canım. Devam bir de sarıl bana. Uy canım. Anlaşmayı unutmadın değil mi ana? He. Unutmadım seni. Çıkarcı küçük şey anası kapatınca.
İzimi kıvırcık ikram edeyim Kamila Ana. Tövbe yemem. Ben yerim. Evet doktor bey. Kararım kesin. Ve o ameliyatı olmak istiyorum. Dilerseniz eşinizle birlikte muayeneme gelin, burada konuşalım. Hayır, gerek yok. Benim kararım kesin. Ben o ameliyatı olacağım. Hatta tarihi ayarlamak için aramıştım sizi de. Hazar, ne yapıyorsun sen? Ha? Sen karışma beni. Saçmalama Hazar. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Benim kararım belli. Ama biz karar vermedik, anlıyor musun? Biz karar vermedik. Annen de ameliyat olmanı istemiyor. Merak etme Bella. Haberim var. Anamı doldurup üzerime salmışsın. Sana aramızda kalacak demiştim. Bak bunu bilmeye herkesin hakkı var. Saklayamazsın. Hiçbir önemi yok artık. Ameliyat tarihi belli olunca herkes öğrenecek zaten. Hayır Hazar. Sen o ameliyat masasını yatmayacaksın. Ben o ameliyat masasında yatmayacağım ve bu tekerlekli sandalyede sürünmeye devam edeceğim. Öyle mi Bella? Bak aşkım. Aşkım dinle beni lütfen. Bak Hazar. Dinle. Biliyorum yaşadıkların çok zor şeyler. Hiç kolay değil. Ama ne olur bizi düşün. Ha? Doğacak çocuğumuzu düşün. Ne olur Hazar. İşte bu yüzden veriyorum bu kararı zaten. Aileme sağlıklı bir baba olmak istiyorum. Hepsi bu. Ama sen doktorun söylediklerini duydun Hazar. İki bacağının da felç kalma ihtimali var. Sen de bundan korkuyorsun Bella. Ömür boyu yarım bir adamın karısı olmaktan korkuyorsun. Hazar ne diyorsun sen? Gerçekten böyle düşündüğünü mü düşünüyorsun? Evet. Evet, bundan deli gibi korkuyorsun. Yoksa neden ameliyat olmama izin vermeyeceksin ki? İnanmıyorum sana. Gerçekten inanamıyorum. İster inan, ister inanma Bella. Ben o ameliyatı olacağım. Hiçbir Allah'ın kulu bana mani olamayacak. Hatta sen bile. Bak aşkım, sen de öfkeyle karar veriyorsun, tamam mı? Yapma bunu. Dokunma bana, bırak beni! Bıktım artık, anlıyor musun? Bıktım! Herkesin bana acıyan gözlerle bakmasından bıktım! Hiçbir şey benim bu yaşadıklarımdan daha kötü olamaz. Şimdi çık dışarı ve beni yalnız bırak. Odamdan çık Bella. Derin derin sevdalara dalarsın. Ay gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Bella, iyi misin? Bella. Bella Kırıcım. İyi misin Bella? Bella Kırıcım. Bella. 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 Aşkım. Bella, iyi misin Bella? Bella! Bella!